Başlayalım. Sayın Başkan günaydın. Günaydınlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son yerel seçimlerin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Bu 2 yıl içerisinde projelerinizi ne kadar gerçekleştirebildiniz? Yani planladığınız hedeflere ulaşabildiniz mi? Bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Gerçekleştirdiğimiz projelerimizi 2020-2021 yılı için bildiğiniz üzere geçen sene Bulat Köyü Merkezi'nin açılışında yaptığımız bir etkinlikte 2020-2021 bilançosunu orada açıklamıştık. Orada zaten seçim vaatlerimiz olan projelerimizin %36 oranında bir tamamlanması söz konusuydu. 29 Ağustos'ta inşallah önümüzdeki 29 Ağustos'ta pazar günü yeni Susurköy Belediye Binası'nı da hizmete sunarak 2020-2021 yılının bilançosunu da orada açıklayacağız. Bu yüzdenin çok daha yukarıya çıktığına inanıyorum ben. Çok ciddi yatırımlarımız, çok ciddi projelerimizi hayata geçirdik. Özellikle aşevimiz, işsizlik büromuz, sosyal dayanışma, sosyal yardımlar konusunda toplumumuza yaptığımız yatırımlar bunların ön sırasında yer aldı. Temizlik alanında, teknik işler anlamında da belediyemizin çok önemli, çok ciddi yol kat ettiğine inanıyorum ben. Fakat bunların tamamının bilançosunu, açılımını 29 Ağustos'ta Susurköy Belediye Binamızın, yeni belediye binamızın açılışıyla birlikte sizlerle, halkla, COVID önlemleri çerçevesinde paylaşacağız. Bir de bu şimdiye kadar yani aldığınız yola bakılarak 2 yıl içerisinde yani seçim öncesi yaptığınız vaatlerin ne kadar acaba gerçekleşecek size göre? Yani biliyorsunuz seçim öncesi çok vaatler yapıyor. Hiçbir yönetim yoktur ki seçim öncesi verilen vaatlerin %100'ünü tamamlasın 4 sene içerisinde. Evet. Bu zaten mantığa, siyasi anlayışa da aykırıdır. Fakat ben 4 yılın sonunda bu kutlu listemizin, başarılı yönetimimizin seçim vaatlerinin çok büyük bir oranda, çok büyük bir yüzdeyle en azından 1/4'ünü tamamlayacağına inanıyorum. 1/4. En azından. Tamam. Peki bu dönemde çalışmalarınızı engelleyen en büyük zorluklar nelerdi sizce? Yani ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Anlaşılmaz İsmet Damcası'nın işbirliği. Evet. Tabi bu arada sizin listenizden de istifalar oldu. Bunlar çalışmalarınızı etkiledi mi? Bu ayrılanlar konusunda ne düşünüyorsunuz listemizden? Etkilemez. Ayrılan arkadaşlar oldu. Biz kendilerine çizdikleri siyasi yolda, şahsi hayatlarında başarılar dileriz. Bizim listemiz ilkeleri olan bir liste. Kişiye bağlı olan bir liste değil. 125 kişiden oluşan bir liste. Sadece seçilmişleri bağlayan bir liste değil. Seçilmemiş olan arkadaşları listemize gönül vermiş 120 kişiyi bağlayan bir liste. Biz bu arkadaşların tamamıyla çalışarak sonuca gidiyoruz. Bir kişinin gelip gitmesi, girip çıkması bizi bağlamaz. Hatta son günlerde basında okuduğumuza göre listenize yeni katılımlar da oldu. Oldu. Bundan sonra da devam edecek. Biz çok demokratik çerçevede çalışan bir listeyiz. Hatta dün Paratritiz gazetesine verdiğim bir röportajda da onu açıkladım. Sizle de paylaşayım. Bir yönetim revizyonumuz olacak Eylül başında. Çok kısıtlı olacak. İyi giden bir şeyi bozma taraftarı değiliz. Zaten bilançomuzu da Susurköy Belediye Binası'nın açılışında açıklayacağız. Ve listemizin kuruluşunun 3. yılında 7 Kasım 2021 gününde seçimli bir kongreye gideceğiz. Bu kongreden çıkacak olan sonuçla da durum ve duruşla da gelecek seçimlere katılacağız. Tabii şimdi bunların yanında bazı meclis üyelerinin de yeni liste kurma çalışmaları içinde oldukları söyleniyor etrafta. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni bir liste sizi tedirgin eder mi? Bizi tedirgin etmez. Biz arkadaşlarımızla da bunu istişare ediyoruz. Bizim için kişiler önemli değil. Herhangi bir adayın kim olacağı, rakibimiz olacağı önemli değil. Biz önce Allah'ın iznine güveniriz, inanırız. Ondan sonra da halkımıza ve kendimize. Rakip kim isterse olsun bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Fark etmez diyorsun. Fark etmez. Yine son günlerde... İsim soracaktınız rakip konusunda. İsterseniz ismi de sorun. İsim örneğin Caner İmam'ın adı geçiyor. Yani rakip listeden bildiğim kadarıyla İsmet. Onu aday olduğunda değerlendiririz. Kendisi 2014'te de aday olma niyetine girdi. Evet. Burada
kendisine inanan, güvenen masum belediye mensuplarımızı siyaseten kandırarak son ana kadar siyaseten hapsetti. Kimliklerini geri iade etmek suretiyle yarıştan çekildi. Bizim karşımıza aday gibi aday gelir inşallah diye umut ediyoruz. Ve ayrıca sormak da isteriz. Caner İmam olarak mı aday olacak, yoksa amcasının adayı olarak mı aday olacak? Evet. Yine son günlerde basını çok meşgul eden bu Yasıköy Kültür Derneği olayı var biliyorsunuz. Bu başkan Bupaz'la aramızda yaşanan tartışmalar falan. Bu konuda da biraz bilgi verirseniz iyi olur. Tabii. Yani nedir sorun? Orada ciddi bir sıkıntı mevcut. Şöyle bir sıkıntı mevcut. Biz kültür derneklerimize hangi kültürü temsil ederlerse etsinler, eşit ve saygı çerçevesinde, demokrasi çerçevesinde yaklaşıyoruz. Geçmiş dönemlerde kendilerine çok ciddi miktarlarda ekonomik yardım sağlanmış ve bu yardımın hangi şekilde kullanıldığı etüt edilmemiş. Aynı şekilde belediye mülkünü değişik şekillerde kullanmışlar. Bunun da bir kontrolü sağlanmamış. Biz şu anda bunu çok ciddi bir şekilde ivedilikle kontrol etmeye çalışıyoruz. Hem vereceğimiz maddi desteği, hem belediye mülklerinin, belediye alanlarının kullanılması konusunda kendileri tarafından bir anlaşılmaz bir ters duruş var belediye yönetimine karşı. Biz belediye yönetimini tanımayan, demokratik çerçevede saygıda kusur eden bu tür derneklerle çalışmayı uygun bulmuyoruz. Eğer siyasetin, demokrasinin, iyi niyetin öngördüğü şartları yerine getirdikleri takdirde bizim kapımız açık. Ama burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Kanuni çerçevede bu derneğe karşı olan bütün haklarımızı kullanacağız. Bir de basını meşgul eden son zamanlarda başka bir konu var. Biliyorsunuz İskeçya Türk Birliği İskeçya'da miting düzenledi. Hatta siz de katılmıştınız. Belediye başkanları, milletvekilleri. Daha sonra aşırı milliyetçi bir partinin milletvekili İlkan Ahmet hakkında suçlamalarda bulundu. Ve siz de basında buna destek çıktınız. Ve diğer milletvekili ZB'ye de aynı şekilde. Yani bu konuda neden yani gerek duydunuz bunlara destek olmayı? Bizim genel anlamda siyasi analiz olarak son yıllarda, ben 11 yıldır siyasetteyim İbrahim Hanım. Takip ettiğimiz olay şu. Her başarılı azınlık siyasetçisine karşı, bu ister İlhan Ahmet olsun, ister Hüseyin Zeybek olsun, ister Önder Mümin olsun, ister Rıdvan Ahmet, ister Rıdvan Deli Hüseyin olsun. Maalesef ülkemizde oluşan aşırı unsurlar, aşırı güçler, milliyetçi taban birinci saniyeden itibaren bir linç politikasına, bir karalama, kötüleme politikasına girişiyorlar. Evet. Biz buna kesinlikle karşıyız. Her halükarda bu milliyetçi kesime temayül edilmemesinin kanaatindeyiz. Azınlık ve çoğunluk insanından ve bu tür durumlarda, bu şartlarda da milletvekillerimizin, diğer belediye başkanlarımızın, azınlık seçilmişlerinin sonuna kadar yanında ve arkasında oluruz. Hiç de çekinmeyiz. Bir de sizin böyle çok dikkat çeken bir projeniz vardı. Bunu seçim öncesi de açıklamıştınız. Hatta Ağustos ayının 26'sında galiba uygulanacağı söyleniyor. Barış Festivali. Bu konuda hükümetle temasınız oldu mu? Yani gerek manevi, gerek maddi destek konusunda bir destek bulabildiniz mi? Evet. Ve festival programı hakkında böyle kabul 26 destek. Eylül'de Barış Festivalimiz, 25-26 Eylül'de bu seçim öncesi açıkladığımız olduğumuz bir projeydi. Fakat COVID önlemleri çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştiremedik. Kültür Bakanlığı'na resmi bir yazımız oldu, resmi bir fon talebimiz oldu. Kültür Bakanlığı hem bu bizim etkinliğimizi kendi çatısı altına aldı, artı 6,5 bin euroluk da diğer kurumlara eşit şekilde diyebiliriz aldığımız karara göre bir desteği oldu Kültür Bakanlığı'nın. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Glikeriye ve Dilek Koç'la tarih belirlemiş durumdayız. COVID önlemleri el verdiği sürece 26 Eylül'de Glikeriye ve Dilek Koç burada olacaklar. Hacopoulos grubu, ekibi var Çapçı bölgesinde, evet, biliyorsunuz. Evet. Bizim de genç kardeşlerimiz, azınlık mensubu kardeşlerimiz kendilerine müzik yapıyorlar. Evet, evet. Onlar da olacaklar. Balkan Anadolu grubuna bir teklifimiz oldu. Cevap bekliyoruz. Bir halı saha maçımız olacak. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelecek heyetler çerçevesinde, yerel yönetimlerden. Resim sergilerimiz olacak. İki günlük kültüre endeksli, kaliteli bir barış festivali gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Peki Bulgaristan veya Türkiye'den herhangi bir sanatçı gelecek mi?
Yok, hayır. Öyle bir şey yok. Yok, Bulgaristan'dan şimdi Glikeria Yunan müziğini, Dilek Koç da Türk müziğini temsil ediyor. Aynı kalıpta, aynı kalitede Bulgaristan'dan da bir sanatçı arayışındayız. Onu da bulduğumuz takdirde zaten halkımızla paylaşacağız. Evet. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Siz medyayı çok iyi kullanan bir belediye başkanısınız. Fakat bu insanlarda soru işareti uyandırıyor. Yani sizin her zaman gazetelerde, televizyonda yer almanız. Acaba diyorlar Önder Mümin milletvekilliğine mi gidiyor? Böyle bir düşünceniz var mı? Ya da ikisi arasında nasıl bir seçim yaparsınız? Medyayı bilemiyorum ama sosyal medyayı iyi kullanıyoruz. Yani o da içinde yani. Yok öyle bir düşüncemiz şu anda. Allah'ın izniyle. Yani siz yerel yönetimi tercih ediyorsunuz. Biz şu an için Allah izin verirse halkımızın teveccühüyle ikinci dönemde seçildiğimiz takdirde 31-12-2029 tarihine kadar buradayız. Teşekkür ederim. Başkan Bey.